Odak programına hoş geldiniz. Bugünkü odak programımızda Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın istifasını mercek altına alacağız. Konuklarımızda Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve AKP İstanbul eski milletvekili Emin Şirin olacak. Odak başlıyor. Halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Odak programında Bülent Arınç'ın istifasını mercek altına alacağız dedik. İlk konuğumuzla başlayacağız. AKP İstanbul eski milletvekili Emin Şirin Skype hattımızda. Sayın Şirin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezo Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bülent Arınç bazı ifadeler kullandı. Tam da AKP'nin reform açıklamalarının üstüne geldi bu. Bazı tutukluların hukuksuz olduğunu dile getirdi. Hala da o ifadelerinin arkasında olduğunu söylüyor gerçi istifa mektubunda. Yalnız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri çok ilginçti. Fitne ateşi yakıyorlar dedi. Daha sonra Bülent Arınç rencide olduğunu söyledi ve nihayetinde de bugün istifasını sundu. AKP'de neler oluyor sizce? Şimdi nereden istifa ettiğine bakmamız lazım Ezo Hanım. Programın başında da söylediniz, kendisi Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bunun çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Zira Yüksek İstişare Kurulu dediğimiz kurul biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlüğe konulduğunda ortada olmayan bir kuruldu. Sonradan yaratıldı. Yaratılma sebebi de yeni partiler, özellikle AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurduğu partilerden sonra kurulan bir kurul. Orada da herhalde ağır top diye telakki edilen, siyasi ağırlığı olduğu düşünülen kişilerin partiden ayrılmamasını temin etmek için kurulan bir kurul görüntüsündeydi. İşte eski cumhurbaşkanları davet edilecekti, edilmedi. Eski meclis başkanlarının bulunduğu bir kurul. Oradan istifa etti ama partiden istifa etmediği gibi şimdi yayınladığımız bu istifa mektubunda da partiye bağlılığını ve Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlılığını da tekrar teyit ediyor. Önemli bir istifa değil. Daha ziyade Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışlarına karşı teskin edici bir istifa gibi görünüyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız fitne ateşinden, bahsettiği fitne ateşinden Sayın Bülent Arınç'ı kastediyor idiyse, o zaman partiden ihracının söz konusu olması lazımdı. Böyle bir şey yapılmadı. Ben siyaseten çok önemsemiyorum. Buna mukabil başka bir konu açısından çok önemli. Kendisi fikirlerinin hala arkasında durduğunu söylüyor. Fikirlerini de bir televizyon programında açıkça anlattı. Bu da muhalefet parti içinde bile, AK Parti'nin içinde bile aykırı fikirlere ne kadar tahammül edilemediğini, Türkiye'de bir fikir ifade özgürlüğü ikliminin ne kadar daraldığını gösteren bir örnek oldu. Bundan Sayın Bülent Arınç da nasibini almış oldu. Yani Türkiye'de fikirlerini açık açık beyan etmek, eğer bu fikirler iktidar kanadının, Devlet Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın, Fahrettin Altun'un hoşuna gitmeyen fikirlerse çok sert tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Sayın Bülent Arınç iktidarda olduğu için fitne ateşi olmasına rağmen belki adli makamlara intikal ettirilmedi konuşması ama muhalefet kanadından biri bu konuşmaları yapıldığında yargıyla da tanışıyor. Bir de bu açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberi dahilinde yapıldığı açıklamaları var. Siz katılır mısınız buna Bülent Arınç? Olabilir. Bu açıklamaları... Beyanını esas almak lazım. Bugünkü istifa beyanında samimiyetle yazdığı kanaatindeyim. Bu kendi şahsi fikirlerim de diyor. O şekilde kabul edelim. Bu yani pratik neticesine baktığımız zaman Sayın Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli, yani aynı zamanda da AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı daha da kuvvetlendiren
ve Sayın Devlet Bahçeli'nin tavır gösterdiği konuları halleden bir durum ortaya çıktı. Evvelden haberi var mıydı filan bilmiyorum. Ona komplo teorisi gibi düşünmek istemiyorum. Ama demek ki Türkiye'de iktidarın hoşuna gitmeyen konularda bir ifade özgürlüğü söz konusu değil. Sayın Arıncı'nın AKP'den ihracını öngörüyor musunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da Yüksek İstişare Kurulu'nun diğer partilere gitmelerinin önüne engel olmak için oluşturulmuş, sonradan kurulmuş bir kurul olduğunu söylediniz. Bu kurulun görevi itibariyle bundan sonra Bülent Arıncı başka partilerde görmemiz mümkün olur mu sizce? Zannetmiyorum. Birkaç sebepten zannetmiyorum. Bir kere kendisi yaptığı açıklamada Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlılığını ve belirttikten sonra parti içinde kalacağını da gayet açık bir dille ortaya koymuş. Onun haricinde kendisinin oğlu biliyorsunuz milletvekili AK Parti'de Mücahit Beyefendi. O da hemen bir tweet atarak Sayın Cumhurbaşkanı'na, daha doğrusu reis tabirini kullanmış. O da bir garip bir argo tabir olarak geliyor bana. Yani demokratik bir ülkede reis lakabından Cumhurbaşkanı'nı anmanın doğru olduğu kanaatini ben şahsen taşımıyorum. Ama kendi bilecekleri bir iş, kendi ifade özgürlükleri. O da bağlılıklarını belirtti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir şekilde Bülent Arınç'ın şu anda parti dışına çıkmasını istemez. Başka partilere de gitmesini hiçbir şekilde istemez. Dolayısıyla hem Bülent Arınç'ın eskisini düşünürsek, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la olan bağlılığını düşünürsek, oğlunun da orada milletvekili olduğunu düşünürsek, ben ayrılacağını hiçbir şekilde şimdilik düşünmüyorum. MHP'nin bir dahli olduğu söyleniyor bu istifa sürecinde. Bu sadece istifayla sınırlı kalmaz da partiden ihracını da isteyen boyuta gelirse o zaman ne olur sizce? Partiden ihracını isteseler de Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ı partiden ihraç etmez. Böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Evet, şeyin MHP'nin ağırlığı, Sayın Devlet Bahçeli'nin ağırlığı Türkiye'nin bugünkü yönetiminde çok bariz. Dediğim gibi kendi fikirlerine uymayan fikirleri en ağır şekilde tenkit ediyor ve çok ağır bir usluktan tenkit ediyor Devlet Bahçeli. İşte böyle bir ara formülden Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifayla konu bence kapandı. Birkaç gün sonra da kimse hatırlamaz bunu. Aslında AKP'nin reform açıklamalarını eğer samimilerse diye başlayan cümlelerle muhalefette destekledi bir yönüyle. Hem ekonomide hem hukukta reformların yapılması gerektiği herkesce malum. AKP nasıl bir noktada duracak ki bundan sonra tüm insanların konsensus sağladığı bir durumu gerçekleştirmeyecek, sadece MHP'nin isteklerine göre davranacak. MHP'nin oy oranı nedir? Yan yana durdukları zeminde AKP için önemi nedir ki sizce böyle davranıyor? MHP'nin önemi bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde 50+1'e ihtiyaç duyuyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Mecliste çoğunluğu temin etmek ve bunun yanı sıra da Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1'i temin edebilmenin arayışı içerisinde. Bunu MHP ile olan beraberliği temin etti. Bu böyle devam ederse MHP ile yapmış olduğu ittifakı bozması için hiçbir sebep yok. Ama ileriki günlerde bu tehlikeye girerse, yani Cumhur İttifakı hakikaten seçim kazanamayacak, hem mecliste çoğunluğu temin edemeyecek, hem de Cumhurbaşkanlığını garanti altına alamayacak bir durum arz ederse, o zaman mutlaka başka çareleri de arayacaktır Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Çok süratle hareket ediyor, çok pragmatik bir kişi. O bakımdan bugün için bir ihtiyacı var ama yarın öbür gün şartlar değişir. Parlamenter rejim tekrar söz konusu olabilir. Başka şeyler ortaya çıkar. O zaman Berat Albayrak'tan ne kadar süratle vazgeçtiğini, şimdilik vazgeçtiğini gördük. Yarın öbür gün başka görev verir belki ama başka arayışlara da pragmatik bir siyasetçi olarak girecektir. Hatta girecektir. Evet, ben öyle görüyorum.
ekonomi ve hukuk reformunun aciliyetinden söz ettik biraz önce. Mesela MHP'nin kendisinin askıda ekmek kampanyası vardı. MHP'de bizatihi kendisi katıldı bu sürece. Yani Türkiye'deki ekonomik krizin bir yansımasıydı artık askıda ekmek kampanyası. Daha sonra ne kadar çevirmeye çalışılsa da çok bariz bir örnekti iktidar kanadı açısından. Siz bu ne kadar zorlar bu koalisyonu, bu iktidar ortaklığını dediniz ama sadece ülke içinde değil, ülke dışından da baskılar söz konusu. Türkiye üzerinde yaptırımlar, hem Avrupa Birliği hem ABD, böyle bir baskıdan sonra AKP'nin reform yapmama gibi bir durumu söz konusu olabilir mi sizce? Ortada, durum ortada. Şimdi gayet güzel analiz ettiniz. Sorunuza çok teşekkür ederim. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi devam ettiği müddetçe Türkiye'de bizim anladığımız veya yurt dışını katmayalım da bizim anladığımız manada bir reformun yapılabilmesi söz konusu değil. Bu tek adam rejiminin içinde kuvvetler ayrılığı olmadan adalet sisteminin bugünkü sistematiği içinde, ekonominin bugünkü sistematiği içinde, bugünkü ihale düzeni içinde, bugün rakamlara itimat edilmeyen düzenin içinde, bu sistemin içinde AK Parti istese de herhangi bir reformun yapılabilmesi söz konusu değil. Ekonomi bakımından müsaade ederseniz söyleyeyim. Buyurun. Bizi alakadar eden halk için nedir ekonominin düzelmesi? Ekonominin düzelmesi, enflasyonun düşmesi, işsizliğin azalması ve gelirlerin artmasıdır. Bugünkü sistemde bunun yapılabilme imkanı yok. Bunun için bir hukuk devleti lazım. Bunun için daha hür insanlar, ifade hürriyeti lazım. Ve en önemlisi, sermaye eksikliği çeken Türkiye'ye yurt dışından sermaye, yabancı yatırımcı gelebilmesi lazım. Bu sıcak para olarak da değil, fiili hizmet veya mal üretebilecek, yatırımı yapacak sermayedara ihtiyaç var. Bugünkü sistemde bunlar gelmez. Dolayısıyla bir ekonomik reform yapılması söz konusu olmayacak. Daha ziyade mülkiyet hakkından bahsediyorlar. Onun için de herhalde bıyıklı Avrupalılar diye tabir ettiğimiz veya Katar'dan gelecek bazı yatırımcıların, ne demek oluyorsa Katar'dan gelecekler, onların mülkiyet haklarını daha garantiye alabilecek bazı uygulamaları belki yapmayı düşünebilirler. Evet. Ama bizim anladığımız manada ekonomi düzelmez. Adalet reformuna gelince hiç konuşmak bile istemiyorum. Bugünkü adalet sistematiği içinde böyle bir şey söz konusu değil. Olmayacak yani. Olmayacak. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu da hazırsa onu da yayınımıza almak isterim. Sayın Uğuroğlu. Merhabalar, hazırım. Merhabalar. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Rica ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Eve girdim. Bağlantıda da Skype biraz güncelleme falan yaptı. Geciktim onun için. Biz Sayın Emin Şirin'le başladık. Şimdi de size sormak isterim. Zaten o konuştuysa benim konuşacak bir şeyim yok. Karşılıklı konuşalım. Estağfurullah. Uğur Bey, olur mu? Sen bizim duayenimizsin. Öyle şey olur mu? Sağ ol Emine abi. Sayın Uğuroğlu, Türkiye siyaseti yeni bir döneme girdi. İstifa af dilemekle eşdeğer tutuldu. Berat Albayrak'ın istifası af diledi, Cumhurbaşkanımız kabul etti diye verildi. Şimdi Bülent Arınç istifa etti, İletişim Başkanlığı önce af diledi dedi, sonra hemen sildi, istifa etti, Cumhurbaşkanımız kabul etti dedi. Biraz önce Sayın Emin Şirin'le de konuştuk. Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etti Bülent Arınç ama hala AKP üyesi olarak devam ediyor. Tıpkı Bakan Berat Albayrak'ın, damat Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndaki vekillik görevinin sürdüğü gibi. Farklı bir siyasi sürece mi giriyor Türkiye AKP'nin bu politikalarıyla sizce? Şimdi AKP'ye başlayayım ama önce bir mevcut böyle ufak bir değerlendirme yapayım. Madem duayen dedi Emin Bey. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce, İyi Parti'de Ümit Özdağ, AK Parti'de önce Berat Albayrak, siz istifa etti dediniz ama ben istifa etmedi diye biliyorum. Orada bir yanlışlığım var benim herhalde. Çünkü Berat Albayrak kaçtı gitti. İstifa eden Bülent Arınç gibi bir metni yayınlar ve o şekilde istifa eder. Yani istifanın yöntemi var. O da yayınladı Instagram'dan ama. Berat Albayrak'ta. O bırakıp kaçtı. Hazineyi boşalttı. Eksi borçla, Merkez Bankası eksi 44 milyar dolarla bıraktı, vınladı o. O gitti. Gidiş o, gidiş onda.
Varlık Fonu unutmuştur o. Eder de istifa onu atarlar yakında Varlık Fonu'ndan filan. Türkiye'nin varlığını bırakmadık ki, Varlık Fonu'nda olsa ne olur, olmasa ne olur ayrıca. Yani bir varlık kalmadı Türkiye'de. İkincisi tabii Bülent Arınç olayı doğal olarak girdik. Şimdi Bülent Arınç'ın yaptığı iş bir kere çok doğal. Yani öyle bir yargı sinfaz yapıldı ki Bülent Arınç'a, adamcağız diyeyim ne dedi ki? Bir hukuk adamı olarak diyor ki, hiç sevmem, hiç de desteklemem. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala tutuksuz yargılansın diyor. Adam beraat ettirin diyen yok ki. Serbest bırakın, onlar suçsuzdur diyen yok ki. Ben onların dosyalarını inceledim. Tutuklu yargılanmaları için bir gerekçe yoktur diyor. Buraya kadar hukuki bir sorun var mı? Yok. Peki bugün Devlet Bahçeli ne diyor? Suçluyu övmek diyor. Ben kusura bakma Emin abi, takip edemedim. Uçaktaydım. Osman Kavala için mahkumiyet ya da idam mı? Ya da 20 yıl 50 yıl mı? Ya da Selahattin Demirtaş için kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı mı oldu? Ben uçaktayken bir saat içinde. Yani alay eder gibi, aklımızda alay eder gibi. Suçlu diyor. E bitti, Devlet Bahçeli ilan etti, suçlu. Alaaddin Çakıcı, ülkücü, suçsuz. O yanında o tehditler savursun, muhafızlık yapsın ona. Ama içerideki iki tane adam, kimse suçlu suçsuz karar veremez ki buna. Buna Yüce Türk Mahkemesi karar verecek. Hadi diyorum ki şimdi Hodri Meydan, bir hakim çıkıp bunları beraat ettirebilir mi? Sayın Emin Şirin, ettirebilir mi? Bir hakim çıkıp bunlara İmkan kardeşim sizi tutuksuz yargılıyorum diyebilir mi? Hadi yapın hukuk reformunu bakayım. Yani Türkiye'de insanın aklını başını oynatası geliyor. Kusura bakmayın, ben biraz heyecanlı konuşurum bilirsiniz. Buyurun. Ama yani suçluyu suçsuzu, hukuk dışılığını biz anlatmazsak kamuoyuna, artık TV bize bunun için bağlanıyor, diyor ki nasıl yorumluyorsunuz? Biz de aklımızın yettiğince, ben hukuk eğitimi almadım ama o hukuk eğitimi alanlardan, o siyasi parti genel başkanlarından okurum, daha iyi değerlendiririm. Anayasa var, yasa var. Bırakın bunu, dağ başındaki ilkokul mezunu olmayan çobana sorsanız Roma hukukunda temel ilke nedir diye, suçsuzluk karinesi de hiç kimse suçluluğu ispat edilene kadar suçlu ilan edilemez. Efendim bir yandan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir yandan onun muhafızı Devlet Bahçeli. Bitti, yargılama bitti. Mahkemeleri alsınlar, atsınlar içeri, dediler ki bir de sorsunlar Sayın Bahçeli kaç yıl verelim ya. Atın, atıyorum işte, desin ki şu kadar yıl ceza verin. Ya böyle bir rezalet olur mu? Sonra şimdi da Adalet Bakanı çıksın, bakın, güzel bir şey, güzel hukuk dersleri anlatsın. Ezo Hanım, bir şey, rejiden bir şey rica ediyorum. Şimdi Bülent Arınç'ın değil, şuradan söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi web sayfasına bağlansınlar. Oradan bugün meclis grubunda yaptığı konuşmayı açsınlar. Orada bir satı var. Suçlu diyor, suçluyu diyor, suçluları diyor. Evet. O kelimeyi demin yaptığı gibi altını çizsin, getirsinler ekrana. Tamam. Bu suçtur. Bu hakimleri ve savcıları, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yargıya ettirme suçudur. Asıl suçu işleyen Sayın Devlet Bahçeli'nin resmi açıklamasında bulunan bu suçtur. Bunu yani hangi hukuk fakültesinin birinci sınıfına gelen öğrenciye sorarsanız söyler, hangi profesöre sorarsanız, hani rahmetli oldu Burhan Kuzey'in güvendikleri oydu, tarafsız, taraflı cumhurbaşkanı yaratan, bu ucube sistemi yaratan, uyuşturucu kaçakçısına şeyden çıkarttı diye, hapisten çıktı diye, Allah işte canını aldı mı diyelim, öldü, Allah rahmet eylesin. Şimdi sevgili Ezo Özer, sevgili Emin Şirin, kusura bakmayın, herhalde uçakta bana bir şok oldu, indim çıktım geldim filan, ama Türkiye'de biraz sakin anlatırsak, Türkiye'de demokrasi sekteye uğramıştır. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube rejim, Berat Albayrak'ın bırakıp kaçmasıyla, Bülent Arınç'a yapılan bu yargısız infazla çökmüştür. Erdoğan bitiktir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye anayasada olmayan tek adam rejimi çökmüştür.
Türkiye'nin yeniden erken seçime ihtiyacı vardı ve Türkiye erken seçimle güçlendirilmiş parlamenter rejime dönmek mecburiyetidir. Çünkü kuvvetler ayrımını sağlamamız lazım. Eğer biz demokrasiyle yönetilen bir ülke olmak istiyorsak, yasamayı ve yargıyı yürütmenin emrinden çıkarmamız lazım. Tek adamın komutasından çıkarmamız lazım. Şimdi stüdyoda olan Emin Şirin'e desem ki abi Allah bana öyle bir güç verdi ki seni yarın tek adam cumhurbaşkanı yapıyorum abi. Emin o stüdyoyu bırakıp kaçar. Ben deli miyim ya? Tek başıma nasıl idare edeyim bu ülkeyi de? Doğru mu abi? Bana dese doğru. Emin abi ya sen gel ben seni gel cumhurbaşkanı yapayım arkama bakmadan kaçarım. Böyle bir şey olur mu yani demokratik ülkelerde meclisin görevleri, yetkileri, denetlemesi askıya alınmış. Seçilmemiş bakanlar, atanmış bakanlarla kapıları millete kapalı. Milletvekilinin kapısı millete kapalı. Milletvekilinin kapısı bakana kapalı. Berat Albayrak kaçtı. Neden? Bakın yazdım. Kimse üzerine gitmiyor. 170 Adalet ve Kalkınma Partisi AKP deyince kızıyorlar da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 170 milletvekilini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayağına çağırdı 3-4 gün önce. Erdoğan çıldırmış, müthiş tepki göstermiş. Sen kimsin demiş. Çünkü genel başkanlar yapar bu işi. Kızılcahamam kampı yapar, ne bileyim Abant kapı yapar, Afyon'da toplar. Bu zaten liderliği oynuyordu, cumhurbaşkanlığı oynuyordu. Yani artık biliniyordu. Bugün bakın en yandaş kanal ATV, Halk TV gibi yayın yapmaya başladı. Hemen döndüler. Neden? İşte gitti kardeşi, bıraktı, kaçtı. Şimdi başladılar onlar da tırtıklamaya, Bülent Arınç gibi sağdan soldan saldırmaya. Çünkü menfaat dünyası bitti. Menfaat dünyası bitince hani öküz öldü, ortaklık bozuldu derler. Türkiye'de demokrasi öldü. Artık MHP'nin AKP'ye verdiği baston destekle veyahut yandaşlıkla Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetilemez. Bir an evvel Erdoğan'ın da o ucube rejimden bırakıp kaçması lazım. Parlamentoda bulunan partilere gelin erken seçime gidiyoruz. Ben istifa ettim. Bir daha da aday olmayacağım. Rejimi değiştirin, yapın bu ülkeyi düzlüğe çıkarın demesi lazım. Bu rejim devam ettiği sürece Almanya'da gider gemi bize baskın yapar. Türkiye'nin itibarını yerler ayaklar altına aldılar. Bunu hangi cumhuriyet döneminde, hangi parlamenter rejimde cesaret edebilirdi bir Alman başbakanı gidip de Türk ticaret gemisine asker indirip arama tarama yapabilirdi? Hangisi yapabilir? Cesaret edemezlerdi. Rahmetli başbakanların tamamı Ecevit, Demirel, Erbakan dünyayı der ederdi onlara. Üçünü çağırıp büyükelçilerini maslahat üzerine al şu kağıdı protesto. Türk askerinin başına çuval geçirildiği zaman ortada olmayan ne notası vereceğiz, müzik notası mı diyen bir hükümet hala orada gemimize indirim yapılıyor, haberleri yok. Arama tarama bitmiş, adamlar çekip gitmişmiş, protesto ediyoruz. Ben şimdi oraya geleceğim. Birazdan da sizin istediğiniz Devlet Bahçeli'nin açıklamasını arkadaşlarımız ekrana getirmişler. Suçu ve suçluyu övdüğünü savunmuş Bahçeli. Bana işte mutlu. Büyütün kardeşim onu. Büyütün. Türkiye Cumhuriyeti milleti görsün bunu. Büyütün. Daha büyütemiyor muyuz? Bu tam ekran verecekler. Bakın bugünün krizin tam noktası budur. Bülent Arınç'ın okuyorum. Suçu ve suçluyu övdüğünü savunan Bahçeli. Vay anasını sayın seyirciler ya. Suçu özlemiş. Suçlu. Suçlu ilan etti. Suçlu. Yani böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir siyasi parti, bir cumhur koalisyonunun ortağı insanları daha mahkeme suçlu ilan etmeden suçlu ilan edilebilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Ya çıldırıyorum. Biz 50 yıl gazeteciliği boşuna yapmışız. O hakimler 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl hukuk fakültesi mezunu hakimler boşuna hukuk fakültesi okumuşlar. Siyasete bu noktada sormak isterim. Adalet kararlar verecekler. Adalet Bakanı'nın son günlerdeki açıklamaları da vardı. İsterse kıyamet kopsun yeter ki adalet olsun, hukuk olsun diye. Koptu işte kıyamet koptu. Ama adalet isteyen Bülent Hanım için başına kıyamet koptu. İşte kop dediği doğru, adam adalet istedi. Kıyameti kopardılar. İnfazı yaptılar. Görevinden ben olsam istifa etmem.
alsın Cumhurbaşkanı görevden. AKP'den de istifa etme. Niye diyecek ya? Suç işlemedi ki adam. Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim. Mücahit galiba oğlunun ismi. Evet. Babası sayesinde AK Parti milletvekili olan bir genç delikanlı, genç mi yaşlı mı onu da bilmiyorum. Biri var. Sosyal mesaj atmış. O da tweet atmış. Moda ya. Ya neredeyse babasını inkar edecek milletvekilliği için ya. Reis diyor, geminin kaptanı diyor. Onu da getirin lütfen ekrana arkadaşlar. Rica ediyorum, kusura bakmayın. Yani kalkıp Almanya'ya geleceğim. Bunları ben getireceğim. İlgileniyor arkadaşlar. Ha, getiriyorum, bravo. Yok o Murat Çelik, yanlış geldi. Mücahit Arınç olacak. Mücahit evet. Arınç. Onu getirin hemen Yeni Çağ'a girin. Orada haber var Yeni Çağ'da. Yeni Çağ'ın haberinden alın getirin arkadaşlar. Yani bir insan ailesini, atasını, babasını, Mücahit Arınç'ı söylüyorum, siyaset için terk ederse, babasına yapılan haksızlığın arkasında durmazsa, Berat Albayrak da damat babasına da onu yapmış çok mu? Aileler çökmüş, sistem çökmüş, rejim çökmüştür. Hukuk ayakları altındadır. Artık sosyal medya mesajlarıyla çırpınıyorlar. Evet. Hani var ya çırpınırdı Karadeniz diye. Evet. Çırpınıyor AKP, çırpınıyor MHP. Ben onu da buldularsa onu da söyle. Tamam arkadaşlar, yani onu bulana kadar. Ben bağlandım, sen sustun, kusura bakma. Emin Şirin'e döneyim tekrar. Dinliyorum, özlemişim. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar veya değerli kardeşim Ezo, değerli ağabeyim, sen kıymetli bir siyasetçisin. Onun için şu anda siyasetin içinde aktif yoksun. Çünkü senin gibi pırıl pırıl fikirleri olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk ilkesi olması savunan insanları barındırmazlar bu siyasette. Bu siyasette biraz Emin Şirin fırıldak olsaydı tamamdı. Ama Emin Şirin başı dik, adam gibi adam olunca işte sistem onu, hadi kardeşim sen yavaş yavaş dışarı, evet. Sistemin dışarı diyorlar. Şimdi ama döneyim tekrar işte, Emin Şirin'e. Artı TV var, onlara bize söz hakkı veriyor. Rica ederiz. Sayın Şirin, şimdi MHP'nin AKP'yi rehin aldığı söylentileri var. Yani ne istese onu yaptırıyor. Mesela Bahçeli'nin açıklamalarına, ana muhalefet liderini tehdit etmesine bile AKP cevap veremedi. Hiçbir şey yapamadı. Evet. Ancak 3-4 gün sonra işte bir soruşturma başlatıldı filan dedi. Oysa aynı Çakıcı Erdoğan'a o mektubu yazdığında derhal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Adam cezaevinde, evet, olmasına rağmen 11 ayı aşkın ceza verilmişti. AKP'yi gerçekten MHP mi rehin aldı? Siz AKP'yi çok iyi bilen bir siyasetçi olduğunuz için soruyorum. Öyle görünüyor. Hayır, öyle ben görünüyor. De soracağım. Ben de bir soru soracağım. Bir dakika, öyle bir soruyla bırakmayız seni. Ben de soracağım. Yoksa AKP'yi, MHP'yi, evet. AKP mi MHP'yi esir aldı? MHP mi AKP'yi esir aldı? Ya da şöyle sorayım ben. Yoksa AKP mi kuruluş ilkelerinden vazgeçerek MHP'lileşti? İkisi de oldu. Şimdi bugün 50+1'lik ucube sistemin icap ettirdiği 50+1'de Recep Tayyip Erdoğan iktidarını devam ettirebilmek için parlamentoda ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin oylarına ihtiyaç duyuyor. Ve aşağı yukarı bir dediğini iki etmez abi, bir başlama, görüntü. Abi başlama, ekrana geldim Mücahit Arın için. Emin abi balla kestim lafını. Bak, buyur. Mücahit Arın için geldi. Denize dökülen farklı ırmaklarız diyor. Adam yani çok edebi konuşmuş ama. Ya. Efendim? Çok edebi konuşmuş. Onu diyorum, neredeyse ailesini inkar edecek. Aynı denize dökülen fark. Yani benim babam bir ırmak diyor, ben bir ırmak. İkimiz farklıyız diyor. Ama sefere çıktığımız ilk günde dediğimiz gibi bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var. Ya Bülent Arınç tek bir reis diyor mu? Böyle bir şey diyor mu? Yalnız o gemiye de Avrupa Birliği'nin İrini operasyonu gibi çıkarma yapılmasın sonra. Sen bak ne güzel, ben konuşmaya başlayınca sen de esprili konuşmaya başladın. Şaka yapıyoruz söylediklerimiz zaten Ezo'cum. Yani şakalaşıyoruz aramızda, bizim kimseye bir kötü hakaretlik olmuyor. Evet, şimdi Sayın Şirin'le devam edelim bakalım olan... AKP mi MHP'lileşti, MHP mi AKP'yi esir aldı? İkisi de var. AKP'nin MHP'lileştiği muhakkak. Yani 2015'e kadar çözüm süreci peşinde koşan AKP, MHP'lileştiği muhakkak. Orada daha fazla bir oy tabanı bulabildiğini düşünüyor. Yani oportunist bir tavır bu. Buna mukabil MHP'de çok büyük ölçüde, sadece MHP değil, MHP ve uzantıları
çeşitli fotoğrafları da hatırlamamız lazım. Daha geniş bir taban haline gelmeye başladı MHP. İşte Çakıcı'yla, başka fotoğraflarla. Onlar da neredeyse, tabiri dikkatli kullanmak istiyorum, sarayı vesayet altına almış bir görüntü içerisindeler. Evet. Peki, mesela İYİ Parti ile ilgili ilk seçimlere girecekken biz sizinle bir program yapmıştık, çok iyi hatırlıyorum. Siz dediniz ki İYİ Parti henüz çok yeni, rüştünü de ispat etmemiş. Meclise girdiğinde nasıl bir tavır alacağını bilmiyoruz. Nitekim gelinen durumda da bir rivayete göre MHP'nin operasyonu olarak değerlendiriliyor Ümit Özdağ'ın çıkışı. Öte yandan Çakıcı'nın mektubu aslında Kılıçdaroğlu'na değil AKP'ye yönelik diyenler de var. Ama mektupta, iki tehdit mektubundaki HDP vurgusu, Kürtler vurgusu biraz da muhalefet cephesindeki yan yana gelişleri engellemek gibi görülüyor. Siz ne öngörüyorsunuz Türkiye siyasetinde bu tabloya baktığınızda? Sorunuzun içinde birkaç soru var. Bir kere İYİ Parti'ye baktığımızda İYİ Parti'de hakikaten kongre sürecinde başlayan durumu değerlendirmek biraz garip oldu. Çünkü durgun suda kayığı devirmişler gibi bir durum çıktı ortaya. Ümit Özdağ'ın çıkışının zamanlamasını anlayabilmenin imkanı yok. Çünkü ortaya koyduğu iddialar az buz iddialar değil ve bunları iki senedir biliyordu. Yani zamanında Sayın Meral Akşener'le de konuştuğunu da söyledi. İddiaların arkası gelecek gibi de görünüyor. Zira sadece bir il başkanı da değil, genel başkanı da FETÖ'yle ilişkiliymiş gibi bir intiba çıkartan bir durum ortaya çıktı. Bunu iktidar değerlendirecektir. Bugün için sesini çıkartmayabilir. Ama ileride bunu adli, idari veya siyasi olarak kullanma temayüle de girme ihtimali var. Şimdi bu tip hareketlenmeleri bir tarafa bırakıp işin ana noktasına bakmamız lazım. Meral Akşener'in tavrı çok açık. Meral Akşener, ben Cumhur İttifakı'nın bugünkü durumundan istedikleri kadar beni davet etsinler, alakadar değilim. Bu sistemi beğenmiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yürümüyor. Ama eğer parlamenter rejime dönülecekse ben konuşmaya hazırım dedi. Keza aynı tavır Sayın Kılıçdaroğlu'nda da var. Anlaşılan muhalefetin bugünkü iktidarla herhangi bir konuşmaya girmesi veya işbirliği yapması, MHP'siz AK Parti'den bahsediyorum, parlamenter rejime de dönme zemini olup olmamasına bağlı. Aksi takdirde ne olursa olsun biz sizden işbirliği yapmayacağız diyorlar. Bu iyi bir şey. Onun haricinde neden Sayın Özdağ böyle bir çıkışı şimdi yaptı? Arkasında birileri var mı yok mu? Yani garip. Bunları göreceğiz zaman içinde. Ama Meral Akşener ve İYİ Parti'ye karşı kullanılabilecek bazı kozları iktidarın eline verdi. Bu siyaseten olur, hukuken, hukuk kullanılarak olur. Bunu zaman içinde göreceğiz. Buradan bir çıkış yolu var mı yok mu derseniz, demin Orhan kardeşimin söylediği bir konuya dönmek istiyorum, erken seçimi. Erken seçimi iktidarın istemeyeceği muhakkak. Şu anda parlamentoda çoğunlukları var. Öyle veya böyle bir kan kaybına mani oluyorlar. Buna mukabil ben hakikaten muhalefetin neden erken seçim isteyecek şekilde sokaklara, yani neden sokaklara hareketlendirmek deyince aman suça girecek diye lafımı değiştirmek istedim. İfade özgürlüğünün geldiği yere bakın. Bülent Arınç da bu durumu nihayet idrak etmiş oldu. Ne kadar kötü bir iklimde olduğumuzu. Ama seçmeni hareketlendirebilecek, sandığı çeke çeke seçmenin önüne getirecek bir enerjiyi ortaya koymaları lazım muhalefet partilerinin. Bu evvela Kılıçdaroğlu'na düşüyor. Adalet arayışı için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Kılıçdaroğlu herhalde 2023'e kadar ana muhalefet partisi olarak beklememeli ve sandığın milletin önüne konması için bir gayret içine girmeli. Aynı şekilde yurt gezilerine devam eden Meral Akşener'in de ağzından biz erken seçimi istiyoruz ve şimdi istiyoruz lafını da duymak herhalde seçmeni rahatlattıracak veya seçmene bir motivasyon verecek bir konu olacaktır. Bunların olup olmayacağını göreceğiz. HDP'nin durumu? HDP'nin, şimdi Ezo Hanım, ben bu HDP meselesinde çok rahatsız oluyorum. Çünkü PKK ile ilişkisini açık seçik bir türlü kesip
Türkiye Partisi haline kendisini getiremiyor. Bir, iki, keza bu kadar belediye başkanı görevden alınmışken bir erken seçim talebini de ortaya koyamıyor. HDP var mı yok mu belli değil. Tıp oynuyor gibiler, tıp. Tıp oyunu diye bir oyun vardı biliyorsunuz. Böyle tıp diye ağzını kapatırlar. Ya bir tane belediye başkanınız kalmamış. Bir tane milletvekillerinizin birçoğu görevden alınmış. Bazılarının niye alındığı belli değil. Ayhan Bilgen gibi. Onlara baktığınız zaman neden bu suskunluk içindeler bilmiyorum. Bir mahcubiyet içindeler mi? Ama demokrasiye inanıyorsanız terör örgütlerinden de ilişkinizin olmadığını yüksek sesle ortaya koyabilecek durumdaysanız herhalde bu suskunluğunda bir izah olması gerektiği kanaatindeyim. Ben bulamıyorum. HDP kendisini neredeyse siyasetten çekmiş gibi göründüğü için koymadım ortaya. Ama İYİ Parti ve CHP parlamenter rejime dönüldüğü takdirde işbirliği yaparlar. Buna HDP de eklense de eklenmese de zaten anayasayı mecliste değiştirecek çoğunluk var. Ben HDP'nin de bir an evvel herhangi bir görünen PKK ilişkisinden vazgeçip ciddi bir Türkiye Partisi haline gelmesinde çok cidden temenni ediyorum. Yalnız bir şey soracağım. Böyle bir ilişkisi mevzubahis olsaydı AKP iktidarı HDP'yi bu kadar hedef alırken, bu kadar onlara saldırırken bunu açık açık ortaya koyması gerekmez miydi? Mesela HDP ile ilgili herhangi bir suç isnadı yok. Bu kadar belediye başkanı alındı, yerlerine kayyum atandı, cezaevinde yatıyorlar. Hala en iyi ihtimalle gizli tanık ifadesiyle ceza veriliyor. Siz de söylediniz. Ayhan Bilgen'in niye alındığı belli değil. 6 yıl önceki bir soruşturmaya getirdiler. Dediler ki biz seni bundan dolayı aldık. HDP doğru. Bu kadar baskıyla uğraşmak zorunda bırakılırken, AKP iktidarı, MHP bu kadar onlara saldırırken, herhangi bir suç isnadı olmadan hani terör örgütüyle arasında mesafe koymaktan hayır. Bahsetmek. Ejo Hanım, suç isnadı olmaz olur mu? Bu kadar insanı görevden aldılar. İddianameler ortaya çıkmamış diyebilirsiniz ama kendi ifadelerine de baktığınız zaman Demirtaş'ın da bazı ifadeleri, konuşmaları, başka eş başkanların da konuşmaları PKK'yla veya terörle bir ilişki gösterir hale geliyor. Bunları ciddiye almak lazım. Bu bir algı meselesi. Bir yorum siyaset olarak tabii meselesidir. Ki. Şimdi Türkiye'de hukukun çalışıp çalışmadığı veya siyaset tarafından nasıl kullanıldığı ortada. PKK'nın başına gelen hukuk kullanılarak HDP'nin başına gelen meseleyi ayrı tutalım. Ama ortada bir algı var. Bu algıya karşı da HDP çıkıp benim PKK ile alakam kesinlikle yoktur arkadaş. Bunlar ilişkisi olan arkadaşları da ben partimde tutmayacağım. Demiyor, diyemiyor. Bu bir eksiklik. Nasıl şimdi biraz evvel şeyi tenkit ettik. Sayın Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'ya sahip çıkarken kullandığı lafları, işte devlet için ne görevler yaptığını biz biliriz, sahip çıkarız. Demek ki gayrimeşru mafya vari yöntemlere bile sahip çıkacak. Yurt dışında da bizi perişan edecek söylemlerin sahibi olmuş oluyor Devlet Bahçeli. Evet. Bunlar yaratılan algılarla yürüyor. Bugün HDP'nin de bunu idrak etmesi lazım. Böyle bir algı var. Doğru veya değil. Hakkınızda bir algı varsa maalesef sizi suçlayanın suçu ispat etmesi siyasette olmuyor. Siz bu algıyı kıracak davranış sistematiği içine girmeniz lazım. Ve PKK ile ilişkiniz yok ise göğsünüzü gere gere benim yok diye bunu ortaya koyabilmeniz lazım. Siyaset böyle yürüyor. Peki yeni partilerin durumu nasıl olur sizce bu puzzle'ın içinde diyeyim? Çünkü İYİ Parti'yi koydunuz, CHP'yi koydunuz. Yeni partiler nasıl etkiler bu durumu? Vallahi daha yoklar ortada. Yani şöyle söyleyeyim, Gelecek Partisi daha kongresini yeni yaptı. Davutoğlu çok ciddi tenkitlerde bulunuyor ama bu tenkitlerin sonucunda tam bir karşılık yaratabilmiş durumda değil. Şeye gelince Ali Babacan'a Deva Partisi'ne Deva Partisi'nin işi daha kolay gibi görünürken çok daha zor olduğu ortaya çıktı. Daha teşkilatlanmasını tamamlayamadı. Bu teşkilatlanmasını tamamladıktan sonra daha aktif bir şekilde seçmenle bir araya gelebilirse belki bir şey olacak ama bugün böyle bir yıldırım gibi bir çıkış yaptıklarını veya büyük bir ilgiye mazhar olduklarını söylemek kabil değil.
Evet. Başka partiler de kurulacak Ezo Hanım. Yani ortada AK Parti'den ve MHP'den memnuniyetsizlik çerçevesinde kararsızların ne orana geldiklerini görüyoruz. CHP veya İYİ Parti yükselmiş olmasına rağmen İYİ Parti bunları tam olarak toparlayamıyor. Bugün kararsızlar neredeyse birinci, ikinci parti durumundalar. Seçmen acımı ve kitlesi olarak. Dolayısıyla bugünkü fotoğraftan daha ileriye bazı yeni oluşumların olma ihtimalinde kuvvetli muhtemel görüyorum. Peki bu yeni oluşumların da yine AKP'den koparak olacağını mı düşünüyorsunuz yoksa? Her yerden çıkabilir. Her yerden. Evet. Her yerden çıkabilir. Göreceğiz. Ama burada muhalefetin hareketlenmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Temel Akşener'in. Buyurun. Efendim? Şimdi size geleceğim zaten. İsterseniz gelmeyin. Telefonun pili bitmek üzere. Sinyal veriyor kapanı. Emin Şirin devam ederken ben şarj aletini bir iki dakika beni alsınlar ekrandan takıp geleyim. Tamam, oldu. Rejiden arkadaşlar duydular sizi. Bu yeni partiler her yerden gelebilir dediniz. Bu her yerden kastınız şu anda mevcut siyasi partiler mi? Yoksa... Evet, evet. Yani mevcut siyasi partilerin içinden gelenler olabilir. Veya dışarıdan bazı partilerin çok ciddi canlanabilme potansiyeli var. Mesela şimdi ekoloji ve çevre problemleri çok gündeme gelecek Biden'ın seçilmesinden beraber. İyi bir aktörle bu konuyu işleyebilecek bir partinin özellikle Z kuşağı içinde karşılık bulabilme ihtimali var. Unutmayalım ki 30 yaşın altındakiler gelecek seçimde neredeyse seçmenin %30'unu teşkil edecekler ve bunlar bugünkü partilerle kolay kolay bir bağ kuramıyorlar. Dolayısıyla böyle bir teorik boşluk da ortada mevcut. Ciddi bir sosyalist partiye ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim. Bu kadar fakirlik, problemler, ekonomi problemleri yürürken. Yani biz hep sağ, muhafazakar vesaire diye konuşuyoruz. Bugün ortaya çıkan, alternatif olarak ortaya çıkan neredeyse bütün muhalefet partilerimiz yine sağ düzen içinde sosyal adaletten bahsediyorlar ama ciddi bir sosyalist programı olan bir parti ortada yok. Bir işte İşçi Partisi vesaire, Komünist Partisi belki canlanabilir. Oralarda ciddi potansiyeller var. Eğer teşkilatlanabilir ve en önemlisi halka itimat telkin edebilecek bir, evet, alfa lider, kadın veya erkek bir zamana uygun alfa liderle ortaya çıkarlarsa, bunun örneklerini Ukrayna'da, İtalya'da, Yunanistan'da gördük. Birkaç ay içinde iyi aktör, doğru söylemden muazzam neticeler elde edebiliyor. Evet, Sayın Uğuroğlu şarjını taktıysa kendisiyle devam edelim. Ondan da son sözlerini alacağız. Şimdi siyaset sizce nereye gidiyor? AKP'de yaprak dökümü sürer mi? MHP ile ilişkilerini daha nasıl bir çerçeveye oturtacaklar? Neler göreceğiz bundan sonra sizce? Şimdi az önce bir ifade kullandınız. Ben katıldığım televizyon programlarında bunu sık sık söylüyorum. HDP'ye oy veren Kürtler diye siz de az önce kullandınız. Acaba Almanya'da sizin bir araştırmanız mı var? HDP 6,5 milyon oy aldı. Bunların hepsi Kürt mü? Emin misiniz? Yani böyle bir tanım olabilir mi? Hata ediyorsunuz. HDP'nin aldığı Türk seçmenin oylarıdır. İçinde Kürt vatandaşımız da vardır, Türk vatandaşı vardır, Alevi vardır, Sünni vardır, Laz vardır, Çerkez. Herkes olabilir. Aynı diğer partilerde olduğu gibi. Öbür partilere böyle bir şey diyor musunuz? AK Parti'ye oy veren Sünni kesim mi diyoruz? Bilmem neye veren Alevi kesim mi diyoruz? CHP'ye oy veren Alevi kesim mi diyoruz? Yani Türkiye'de siyaset, az önce Emişir'in dediğine, algı operasyonlarına katılıyorum. Şimdi az önce söylediğine de katılıyorum. HDP bir kere terörle ilişki olmadığını net bir tavırla koysa zaten belki oyları artacak. Ve diğer siyasi partilerin eline malzeme olmadan çıkacak. Şimdi buradaki en önemli, keşke HDP'den birileri olsaydı tabii daha da rahat konuşurduk. Yani daha iyi tartışırdık. Yani tartışma, fikir alışverişi yapardık o anlamda. Yoksa
birbirimizin fikirlerine saygı göstererek konuşuruz elbette. Şimdi burada Ezoğan, asıl problem şu. Bakın, hemen bir anayasa Berat Albayrak'ın bırakıp kaçmasıyla işte dört partinin hazırladığı bir anayasa değişikliği. Ya ne var? O HDP'nin meclis başkan vekili hem AK Partili milletvekillerine hem Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine meclis başkanlığı yapmıyor mu? Komisyonlarda beraber oy kullanmıyorlar mı? O meclisin içinde milletvekilleri yok mu? Türkiye siyasetinin fotoğrafı bu değil mi? Eğer bu değilse Doğu Perinçek'in Vatan Partisi gitmiş, başvurmuş kapatın diye gitsin. AK Parti'de başvursun, MHP'de başvursun. Onlar başvurmuyor ama demin Emişer'in dediği algı operasyonuyla sanki sadece bir terör örgütü mensupları HDP'ye oy veriyormuş gibi. Ki öyle bir algı yaratılıyor. Bu kadar fotoğraf net. Açık söyleyeyim. Şimdi bu demokratik bir ülkede hiçbir partinin bir terör örgütünü desteklemesi ve o terör örgütünü Türkiye meclise taşıması mümkün olamaz. Dolayısıyla eğer bugün mecliste milletvekilleri varsa, mesela çok haklı bir şey söylüyor Emin Şirin. Selahattin Demirtaş eş başkanları neredeyse onu hapiste unuttular HDP'liler. Yani neredeyse unuttular, kusura bakmasınlar. Yani eş başkanı haksız hukuksuz yatıyor, onu savunmak Bülent Arınç'a düşüyor bu ülkede. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Siyasetse bu nasıl siyaset diye HDP'lere sormak lazım. Türkiye'de şehitler varken, terör lanetlenirken herkesin hep beraber topyekun lanetlememiz lazım. Ama buradaki asıl püf noktası şu. Bakın AK Parti çöküyor dedim. Şimdi siz soruları HDP'ye falan getirip de döndürmeyin. Bizim de aklımızı karıştırmayın. Onu başka programlarda saatlerce konuşalım, günlerce konuşalım. Bu yaptı, biz AK Parti çöken AKP'ye bakalım. Bakın, AKP'yi kim kurdu biliyor musunuz? Dört tane siyasetçi kurdu. Bir, Recep Tayyip Erdoğan. İki, Abdullah Gül. Üç, Abdülhatif Şener. Dört, Bülent Arınç. Emin Şirin çok iyi bilir. Çekirdek nüve buydu. İlk giden ve bugün nasıl eleştiriler getiriyor, yani gerçeği gören Abdülhatif Şener'dir. Abdullah Gül kardeşim dedi. Bugün onunla temps dışlandı. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarını göndererek Cumhurbaşkanı adaylığını tehditle engelledi. Doğru mu? Bülent Arınç bugün şimdi Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu'ndan atıldı. Yarın baskı yapılacak. AKP'den istifa edilecek. Şimdi dördün üçü gitti. Hani diyor ya beş dörtten büyüktür işte parmağınla sayıyor filan. AKP'nin üçü uçtu kurucularından. Şimdi kim kaldı? Kurucular kuruluna bakalım. Getirsinler listeyi. Kurucular kurulu uçtu gitti. Kaldıysa birkaç kişi kaldı Erdoğan'ın dışında. Bunlar çöken AKP siyasetini, AKP iktidarının net fotoğraflarıdır. Hani cambaza bak, cambaza bak diye söylüyorlar. HDP'ye bak, ona bak, buna bak. İnanmayın. Önce demokratikleşmek için AKP'nin baskıcı, kuvvetler ayrımını ayaklar altına alan, medya özgürlüğünü çiğneyen, gazetecileri hapse atan, geçen gün yazdım bakın, ağlak algak değil, gururla yargılanacağım dedim. Medya sahip çıkmadı yazıma. Kimse ekranlara getirmedi. Fox TV'de Çalar Saati yapan İsmail Küçükkaya'nın video görüntülerini otele girerken olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüntüleri ertesi gün o yandaş medyada yayınlatan o. Nerede kişilik hakları? Nerede kişilik hakları? Ve ben bunu yazdım diye görev suçu işledi Erdoğan diye yazdığım için hakaret diyor. Biz kimi eleştireceğiz Allah aşkına? Eskiden başbakan vardı, başbakanı eleştiriyorduk. Başbakanı eleştirmek anayasaya göre veya Türk Ceza Kanunu'na göre başbakanı hakaret suçu mu vardı? Yok. Çünkü demokratik devletlerde icraatın başı eleştirilir. Bugün yapılan ucube sistemde icraatın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Erdoğan kabinesidir. Biz o kabineyi eleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsızlık yemin eden Cumhurbaşkanı, hani savaş durumunda genelkurmaya bırakıyor, barış durumunda Türkiye'nin başkomutanı olan, bizim de başımızın üstünde yeri vardır. O saygın yerine Cumhurbaşkanımızın asla dil uzatmayız, uzattırmayız. Ama siyasetçi, AK Parti şapkası olan, AK Parti iktidarının başı Erdoğan'ı eleştiririz. Onun partisinin iktidarda uygulamalarını eleştiririz. Eleştiremezsek o zaman buna dikta rejimi denir. Demokrasi denmez ki zaten. Biz bugün yargılama pahasına bunları çıkıp televizyonlara söylüyorsak, siyasiler nerede? Yani bunu bas bas bağırması gereken Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Şimdi bir ekonomik kriz, Merkez Bankası Başkanı, ben Yalova gezisini izledim, Ali Babacan'ın DEVA. Oradan dönüyordum. Dün gece de Yeni Çağ konuk oldu. Diyor ki eksi 44 milyar dolar Merkez Bankası'nın döviz rezervi. Eksi 44 milyar dolar. Bitmiş ya, iflas etmiş bir bank, Merkez Bankası, ekonomist iflas etmiş. Biz diyor ki ekonomide reform yapacağız. Hukukta reform yapacağız. Adalette reform yapacağız. Hani Kılıçdaroğlu yürürken Türkiye'de adalet var diyen neredesin sen? Hani diyor ya şey, Azerbaycan devleti. Ey Puçinyan diyor. Puçinyan mı? Ne adamın ismi? Ben de ey Erdoğan diyorum. Yani neredesin? 18 yıldır ben mi yapacağım? CHP mi yapmadı reformları? MHP. Ya ben andımızın hesabını sormazsam namussuzum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TC'sini kaldıranlardan hesap sormazsam namussuzum. Ben bu iktidardan hesap sormazsam namussuzum diyen Emin Şirin mi? Yani videoları oynuyor herhalde. Evet. Yani Türkiye'nin beka sorunu bugün Cumhur koalisyonudur. İttifak değil artık. İttifaklar geçti. İttifak yasada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı veya milletvekili seçiminden önce kurulur. Bugün kör topal diyeyim. Çünkü yani bir tarafı koalisyon ama ne denir, bakanları yok, bakanların içinde yok. Bir tarafta Türkiye'yi yanına aldığı organize suç lideriyle birlikte yönlendirmeye çalışan bir küçük ortak, bir tarafta da işte çökmekte olan bir büyük ortak. Evet. Koalisyon böyle. Yani bu tabloyu böyle 3-5 dakikada odak programıyla çözemeyiz. Sonra tekrar konuşalım, zaten vaktimiz de sona erdi. Artı TV Celal Başlangıç'a selam olsun, 24 saat 365 gün konuşmak lazım. Oldu. Ve bunu da Türk milletine dağıtmak, CD'ler yapıp sosyal medyadan dağıtmak lazım. Çünkü gerçekler bunlar. Öyle yapalım. Öbürleri siyasetin algı operasyonları da. Evet. Onları da zaten anlattım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Rejim, son olarak alayım, kapatmalıyım artık. Bizim yüzlerimiz niye kızarık yayında, baştan söyleyecekti. Reji bunları ayarlasın. Yani biz bağlanıyoruz ama yüzümüz konuşmaktan kızarmıyor. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii tabii. Bizim yüzümüz de alnımızda aktır. Evet. İzleyiciler bilsin. Sayın Emin Şirin, Sayın Orhan Uğuroğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar mı? Bitti mi? Daha neler anlatacaktık ama. Sonra. Teşekkürler. Bugün Odak programında Bülent Arınca'nın istifasını ve Türkiye siyasetindeki son durumu mercek altına aldık. Konuklarımız Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve AKP İstanbul Eski Milletvekili Emin Şirin'di. İyi akşamlar.